Porta falan çıktı o zaman. Mudurnu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Necati Yaşlı ve Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Sayın Nihat Alpat Öztürk ile birlikte Atatürk'ün manevi huzuruna çelenk koyacaklar. Buyurun. Değerli misafirler, sevgili mudurlular. Anadolu'da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan milliyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin ve kısacası bütün güzel milliyetlerin birleştiği düzendir. Ahilik, ahlak sanat, eğitim, bilim, teşkilatlanma, kalite, standart, üretici, tüketici ilişkisidir. Denetim ve bu gibi konularda yaşadığı dönemin toplumsal yapısını düzenlemiş ve yeterli olmuş bir sistemdir. Esnaf ve sanatkarların gözüne baktığımızda ahiliğin önemli bir yer tuttuğunu görürüz. Çünkü bu kuruluş çok uzun yıllar boyunca Osmanlı toplumu belirleyici bir ögesi olmuştur. Ahilik, Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış, tüketicinin korunması dair Türklerin Anadolu'da kök salması ve büyümesinde önemli bir rol oynamıştır. İle bütünleştiğini görürüz. Sonuç olarak ahilik Türk milletinde yayılmış bulunan dini, mesleki, karakterli birliklerdir. Bu birlikler başta mensupları olmak üzere İnsanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma kurmaya çalışmışlardır. Ahilik, kula kul olmadan çalışmayı, helal rızık kazanmayı, kimsenin hakkına tecavüz etmemeyi isteyen hoşgörülü bir sistemdir. Türkiye genelinde kutlanan ahilik kültürü haftası çerçevesinde tüm il ve ilçelerden esnaf ve sanatkarlar odasınca seçilmesi uygun görülen esnaf ve sanatkarlar gösterilmiş olup, mudurumuzda yılın aile ödülünü Hacı Mehmet Şenkaya seçilmiştir. Yarın Kırşehir'de yapılacak törenlerimizde, Türkiye'de yılın aile ödülünü Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan alacaklardır. Esnaf ve sanatkarların mudurumuzdan seçilmesi, onuru ve mutluluğu içindeyiz. Uzun yıllardır demircilik mesleğiyle çalışan Hacı Mehmet Şenkaya amcamızı tebrik eder, başarıların devamını dileriz. İlçemizde düzenlenen ahilik kültürü haftası nedeniyle ayrıca plaket verilmesine uygun görülen esnaf ve sanatkarlarımızı da tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle yola çıkarak ahilik kültürü haftasının
memleketimize ve ilçemize tanınmasında büyük katkılar olacağını inancıyla hepinize saygılar sunarım. Her gün yeni bir yere konup göçmek gerek. Akarsu gibi donmadan akmak gerek. Dün geçti gitti, dün gibi dünün sözü de geçti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek. Şimdi konuşma yapmak üzere huzurlarınıza ilçemiz belediye başkanı Sayın Mehmet İnegöl'ü davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Rektörüm, il ve ilçe müdürlerimiz, bizi bu mutlu günde yalnız bırakmayan Azerbaycan'dan gelen değerli hocalarımız, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, değerli mesai arkadaşlarım, saygılar hanımefendiler, beyefendiler. Yurdumuzda birkaç şehirde ve ilçe olarak sadece Mudurun'da kutlanan aile kültürü haftası sebebiyle huzurunuzda olmaktan, sizleri aramızda görmekten mutluluk duymuyoruz. Şahsım ve tüm hemşerilerim adına hepinize hoş geldinizler, saygılar sunarım. Türkiye'de yılın ailesi seçilen değerli büyüğümüz Hacı Mehmet Çankaya'yı kutluyor. Bundan sonraki yaşantısında kendisine sağlık ve esenlikler diliyorum. Tarih boyunca Türkler daima iyiyi, güzeli seçmişler ve bulduklarını da tereddüt etmeden almışlardır. Türklerin İslamiyet'e geçmeden önceki kültür değerleri bile bugün birçok ülkede görülmemektedir. Tarihi araştırmalarda o dönemlerde insan haklarına saygı, kadının toplumdaki saygın yeri, misafirperverlik, bir tehlikeye karşı birlik oluşturmak, dayanışma, yardımlaşma gibi birçok insani değerlerin bugünkü tabiriyle evrensel değerlerin mevcut olduğunu görüyoruz. Ahilik anlayışı toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamak, esnafla tüketici arasında bir köprü görevine yapan ahilik felsefesinin birçok geleneğinin ilçemizde hala yaşatılıyor olması hepimiz için sevindiricidir. Bilindiği gibi Yonca tarzında örgütlenen esnafların kurduğu bu teşkilatlanma olan ahiliğin bazı gelenekleri Mudurnumuzda hala yaşatılıyor. Ahilik ile sanatın ahitli bir bileşimi olan ahilik, toplumda ayakta kalabilmesi için gerekli olan sosyal adalet ve ahlakın yerleşmesinde büyük katkısı olan bir yaşam biçimidir. Mudurnu'da ahiliğin çok eski bir geçmişi vardır. 14. yüzyılda Anadolu'da yaşayan ünlü seyyah İbn-i Batuta, Mudurnu'daki ahit tekkelerinden ve onların misafirperverliklerinden övgüyle bahseder. Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi kitabında Mudurnu'da çok canlı bir ticari hayatın var olduğunu, öncelikle iğne imalatının en gelişmiş şekliyle yapılarak burada her yere gönderildiğini yazar. Ahilik geleneklerini yaşatan değerli esnafımıza, esnafımızın yaşamasına katkı veren değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ahilik ile ilgili bir öğretmenimiz bir şiir gönderdi. Bunun okunmasını talep ediyorlar. Ben de pek bunu bilemiyorum. Aklınıza sığınarak da okumak istiyorum. Esnaf duası ile ilgili. Esnaf duası. Yaşayan bir tarihtir Mudurnu çarşısı. Nam salmıştı yıllarca atamızın iğnesi. Asırlardır haftanın her mübarek cuması yapılır geleneksel esnaf duası. Kimi yukarı çarşıda demirci ustası, kimi nalbant, kimi kalaycı kalfası. Yıllardan asır yüzlerde kömür karası, bunlar emeğin, alın terinin aynası. Kimi orta çarşıda terzi, kimi semerci. Pabuççular çeşmesinden nasip alır mescî. Ustalar törenle kuşanır peştemalı. Haracı, hallacı, hepsi de zanaatın sevdalı. Mübarek cuma günleri namaz öncesi, bir an örse inen çekicin sesi, alevleri coşturan körüğün nefesi, iğne iplik süren rızık mücadelesi. Saf saf olup durulur duaya, eller huşu ile kalkar semaya, hamd edilir, şükredilir Mevla'ya, fatihalar gönderilir ecdada. Önümüzde helal kazanç kaygısı, ben siftah ettim sıra komşunda duygusu, sürsün dünya sürdükçe bu ahilik mirası, geleneksel Mudurnu esnaf duası. Katılımlarınız için hepinize saygılar sunuyorum. Doyurursun halkı, öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. İşte ahilerin yaşam düşüncesini bu dizeler en güzel şekilde dile getirmektedir. Şimdi huzurlarınıza Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Sayın Nihat Alfat Öztürk'ü davet ediyorum. Buyurun başkanım.
Ülkemizde her yıl geleneksel olarak 13-19 Ekim tarihleri arasında ahilik kültürü ve esnaf bayramı kutlamaları yapılmaktadır. Bu vesileyle tüm esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik haftasını ve bayramlarını kutlarım. Yılın ahisi olarak seçmiştir. İl Valiliğimizin Sanayi Ticaret Bakanlığı'na göndermiş olduğu isim, Sanayi Ticaret Bakanlığı'nca alınan değerlendirme sonucunda Mehmet Şenkaya amcamız, Türkiye'de 81 vilayetin içinde ilin ahisi olarak seçilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ahilik, kardeşlik, mertlik, yiğitlik, yardımseverlik, misafirperverlik, dürüstlük, vatanperverlik anlamlarına gelmektedir. Giren hem mesleğinin en iyi ustası olur, hem ahlaklı, faziletli davranışlarıyla örnek bir insan olur. Mesleğinin basamaklarını çıraklıktan başlayarak yavaş yavaş olgunlaştırarak tırmanır. Ustasıyla olan ilişkisi tam bir sevgi ve saygıya dayanır. Amaç, başkasına muhtaç olmadan alınan alnının terini, gözünün nurunu dökerek helal kazanç sağlamak ve işini iyi yaparak alacağı dualarla Allah'ın rızasını kazanmaktır. Çünkü ahinin anlayışına göre çalışmak İslam'ın bir emridir. Dürüst ve iyi çalışmak ise bir ibadettir. İmkanı olduğu halde başkalarına avuç açmak ve direnmek günah olarak kabul edilmiştir. Kendisi gibi topluma örnek insanların yetişmesi ve bunların helal kazanç kapısına sahip olabilmeleri için ahilik ocağının temellerini atmıştır. Müslümanların daha iyi bir mümin olmalarını da sağlamıştır. Bu dönemde kendi nefislerine galip gelen Ahi Evren gibi Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bayram Veli, Hünkar Hacı Bektaş Veli ve daha birçok önemli şahsiyet ve onların ülküdaşları sevgi çiçeklerinin tohumlarını Anadolu'ya, daha sonra da Rumeli'ye sermişlerdir. Çünkü ahi olmak, işini en iyi yapan, akıl almaz, akıl sahibi, güzel ahlakla ahlaklanmış, sadece kendisi için değil, başkaları için de yaşayan, milli ve manevi duygular gelişmiş, kanaatkar, iyi bir kul demektir. Burada bilinmesi gereken her Türk insanının bu meziyetleri elde etme kaynaklarının oldukça bol olduğudur. Haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma, kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, hiddetliyken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Bu kurallar tam bir hayat nizamı ortaya koymaktadır. İnsan her yönüyle mükemmel olma yolunda bu kurallara tabidir. Ahi sadece işinde değil, evinde, başka insanların arasında, ibadetinde, yemesinde, içmesinde ve hatta gülmesine dahi güzellikler abidesi olmak zorundadır. Eline, beline ve diline sahip ol diyen Ahi Evren Hazretleri, yalandan, dolandan, haksız kazançtan, haramdan ve kötü sözden kendini men etmiş ve dosdoğru bir anlayış ile günümüzde yerini esnaf odalarına bırakmıştır. Kurum olarak
ortadan kalkmış gibi görünse de o zaman yaygınlaşan prensiplere bugün de her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Her esnaf işini en doğru, en güzel şekilde yapmalıdır. Vatandaşın hakkına riayet etmeli ve evine helal rızık götürme sevdasında olmalıdır. 3. yüzyıldan günümüze kadar devam edip gelen bu güzel geleneğimizin gelecek kuşaklara her vesileyle ulaştırılması, iyi anlatılması ve yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Ahirlik kültür ve ilkelerinin özünde kardeşliğin, arkadaşlığın, yarenliğin, dostluğun, dayanışmanın ve yiğitliğin ama ondan daha önce çağdaş olmanın, yeniliğe açık olmanın bulunduğu bu güzel ilkelere her zamankinden daha çok çıkma ihtiyacını duymaktayız. Kültür Haftası'nı tertip eden tertip komitesine, emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarına, bütün esnaf sanatkarlar odalarına, tüm mudurna halkına teşekkür ediyor. Sosyal ve ekonomik sıkıntılar içerisinde olan, ayakta kalma gayreti içinde olan değerli esnaf ve sanatkar kardeşlerimize hayırlı kazançlar diliyor. Ahirlik prensiplerinin yalnızca ticaret hayatında değil, hayatımızın her alanında yaygınlaşmasının temini hepimize düşer. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Emin Semercioğlu'nu davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kaymakamlığımıza ve belediye başkanlığımıza bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim toplum olarak en güzel ve en ayırt edici özelliğimiz gelenek ve değerlerimize her zaman sahip çıkmamız ve her koşulda bağrımıza basmamızdır. Ahilik kültürümüz bunun en güzel örneklerinden birisidir. 13. asırda yerleşmeye başlayan bu kültür aslında başlı başına bir felsefedir. Bir duruş, meslek ahlakı ve ilkelerle bedenmiş bir dünya görüşüdür. Dürüstlüktür. Mesleğin kurallı ve ahlak temelinde gelişmesi için örgütlenmektir. Dayanışma ve birlik olmaktır. Bildiklerini mesleğin devamı için gelecek nesillere öğretmek, devretmektir. Tüm bunlar esnaf ve sanatçılarımızın, tüccarlarımızın yazılı olmayan anayasasını oluşturuyor. 13 asırdan itibaren oluşturan bu zemin bugün günlük ticari yaşantımızın birçok önemli kavramını ortaya çıkarmıştır. 8 asırlık yoldan gelen ahirlik kültürünün ve birikiminin bugün hala dimdik ayakta olduğunu gururla söyleyebiliyoruz. Bugün de iktisadi hayatın temelini esnaf, sanatkar ve tüccarlar oluşturuyor. Bunların olmadığı bir ekonomi tasavvuru söz konusu değildir. Bugün de bilgili ve ilkeli olarak ticaret yapanların, mesleğin kural ve ahlakını gözetenlerin ömürlerinin diğerlerine göre çok daha uzun olduğunu görüyoruz. Çünkü bir insanın en değerli sermayesi, bilgisi, dürüstlüğü, ahlakı, görgüsü ve itibarıdır. Ticaret ancak ilkeli ve bilgili olarak yapıldığı zaman kişinin kendisine de kazandırır. Çevresine de kazandırır. Ülkesine de kazandırır. Hatta yarınlara uzanarak sonraki nesillere de yol gösterir. İl olarak da bizler kendi bölgemiz içinde gerçekten müstesna bir konumdayız. Protesto eden senetler, bankalarda takip edilen olacaklar, kayıt dışı oranı gibi konularda bölgede en olumlu verilere sahip olan iliz. Üretici, esnaf ve sanayicilerimiz yıllardan beri teşviksiz
desteksiz kalmıştır. Ancak hep direnmiş, büyük sıkıntılar yaşamasına rağmen ilimizi terk edip başka yerlere gitmemiştir. Halen de esnaf, sanatkar ve tüccarlarımız kendi üzerine düşeni büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Bu her türlü takdirin üzerindedir. Kuşkusuz ekonomimizin temel aktörleri olan bu kesimin çözüm bekleyen sorunları vardır. Gerek esnaf ve sanatkarlarımızın bugünkü ahilik teşkilatı durumunda olan esnaf odalarımız, gerekse ticaret ve sanayi odası olarak bizler elimizden geldiğince gücümüz yettiği kadar bu sorunlara çözümler arıyoruz. Muhatapları harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ahil babası seçilen değerli büyüğümüz Mehmet Şenkaya'yı da içtenlikle kutluyorum. İlimiz adına onur duyduk. Ayrıca tüm camiamızın ahil haftasını en samimi duygularımla kutluyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Atilla Kılıç'ı davet ediyorum. Buyurun rektörüm. Çok özel bir haftayı kutluyoruz, ahilik. Tabii geçmişine baktığımız zaman ta Mısır goncalarına kadar giden ve günümüze kadar da Türk kültürüyle yoğrulan, içinde İslam'ı barındıran, temiz ahlakı barındıran, dürüstlüğü barındıran son derece önemli bir aslında kurum. Ahi Evren adıyla bildiğimiz kişi Moğol istilasından sonra Anadolu'ya gelmiş bir Algaryan'dır. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş ve bu kültürü Anadolu'nun tüm noktalarına yaymaya çalışan çok değerli bir tasavvuftur kendisi aynı zamanda. Tabii asıl adı değerli konuklar Nasreddin Mahmud bin Ahmet. Aslında asıl adı Nasreddin Mahmud bin Ahmet olan uzat aslında Türk kültürünü yani şamanist unsurlarla birlikte İslam'ı da aslında katarak Anadolu'da çok güçlü bir örgütlenme temellerini atmıştır. Temiz ahlaklı dürüstlüğü, standartları getirmiştir. Türk halkının, Türk toplumunun nitelikli, kaliteli üretim yapmasını sağlamıştır. Bu örgütlenmenin içerisinde tabi dürüst olmak, temiz ahlaklı olmak, nitelikli olmak bunun yanında aynı zamanda askeri beceriler kazandırmak da önemli olmuştur ve Osmanlı'nın kurulmasına özellikle Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasına önderlik etmiştir. Yani iyi bir ahi aynı zamanda ata binmeyi iyi bilmelidir, kılıç kullanmayı iyi bilmelidir, ok atmasını iyi bilmelidir. Yani aslında bir nevi asker de olmalıdır. Osmanlı'nın düzenli ordularına da aslında kaynaklık etmiştir bu örgütlenme. O yüzden de çok önemsiyoruz ahiliği. Tabii bunun bir batının yani özel dönük tarafı vardır. Bir de şekilsel tarafı vardır. Biz biraz sanıyorum şekilsel tarafını öne almışız ama batın yani onun temel felsefesini çok fazla aslında benimsememişiz. Tabii günümüzün koşullarına baktığımız zaman da mesleki örgütlenmelerde işin genel şekilsel tarafı öne çıkmış. Halbuki temel felsefe yani batılı tarafı, özel dönük tarafını da aslında unutmamak gerekir. O vesileyle bugünkü meslek odalarımızın bir yansımasıdır aslında ahilik. Ve ustalık, çıraklık, kalfalık aslında bunların her bir aşamasında çok özel törenler gerektiren aynı zamanda gerçekten de kişiye ustalık verildiği zaman veya çıraklık, yamaklık verildiği zaman da büyük törenlerde yapılan ve hazirin önünde verilen aslında değerlerdi. Veya ünvanlardı aslında. Şimdi oda başkanımız çok güzel söyledi. Bu törenler de okunan şeylerden bahsetti aslında. Yanlış ölçme, eksik tartma, işte dayanıklı ve sabırlı ol, kuvvetliyken, üstün durumdayken affetmesini bil. Sana uzanan elleri asla çevirme, hayır deme manasında. Hakikaten bunlar hazır önümde yapılır. O kişiye ustalık ya da kalfalık asla beratı veya ünvanı verilirdi. Bu kültürün hali yaşıyor olması ve ilçemizde, yani çok güzide ilçemizde, Mudurnumuzda böyle bir etkinliğin hali yaşatıyor olması gerçekten gurur verici ve mutluluk verici.
kültürümüzü tabii unutmamamız gerekiyor. Kültürümüzde, kültürümüzün tüm değerlerinden sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden bu anlamlı günde bu organizasyonu yapan Sayın Kaymakamlığımıza, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve tüm katılımcılara gerçekten teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Huzurlarınıza ilçeniz kaymakamı Sayın Alp Arslan gelecekler. Buyurun efendim. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, ilimizden programımıza katılan değerli konuklar, Köroğlu Sempozyumu için ilimizde bulunan ve davetimizi kırmayarak programımıza iştirak eden saygıdeğer hocalarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve sevgili mudurlular. Ailelik haftası her yıl Ekim ayının ikinci haftası ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. İlçemiz Mudurnu'da ailelik geleneğinin yaşatıldığı yüzde kentlerimizin başında gelmektedir. Ailelik kültürünün temeli 12. yüzyılda Anadolu'da atılmış, ekonomik ve sosyal hayatı yönlendiren bir felsefe haline gelmiştir. Esnafların birlik olmasını, yardımlaşmasını ve dayanışmasını sağlayan, bununla birlikte tüketici haklarını da korumaya amaç edinen bu felsefe, Türk toplumunda değerini günümüze kadar korumuştur. İlçemizde bu geleneğe sahip çıkan ve hala yaşatan ender kentlerimizden biridir. Bu nedenle her yıl çeşitli etkinliklerle bu felsefeyi unutmamayı ve unutturmamayı amaç ediniyoruz. Bu senede panellerle, konserlerle ve sergilerle bu etkinliklerimizi tamamlayacağız. Bu vesileyle esnafımızın ve hemşerilerimizin ahilik haftasını kutlar, programlarımıza iştirak eden konuklarımıza teşekkür eden herkese saygılarımı sunarım. Sağ olun. Valimiz Burhan Terzioğlu konuşma yapacaklar. Arz ederim. Buyurun Sayın Valim. Çok değerli rektörümüz, değerli belediye başkanları, çok uzak illerden gelen Feridun Celiloğlu, Asioğlu, eski başbakan yardımcımız Azerbaycan, Ali Şamil Beyefendi, Seyfettin Altaylı Beyefendi, İlden gelen değerli mesai arkadaşlarım, çok değerli esnaflar, geleceğin esnaf adayları, şimdi doktor kıyafetiyle gördüğümüz genç kardeşlerimiz, basının değerli elemanları, kıymetli mudurluklar, hepinizi Ahilik Kültür Haftası'nın açılışı dolayısıyla geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Mehmet Şentürk amcamızı seçerken, tabii seçmek o kadar kolay olmadı. İlde arkadaşlarımızla çok detaylı toplantılar yaptık. Ve ne kadar mutluyum ki 81 ilde Bolu'da bu kadar ilçe içinde ve bu kadar esnaf içinde Mehmet Şentürk amcayı tespit edebilmiş olmak, onu tanımak, onun felsefesini topluma yaygınlaştırmak Bolu hedefinden hareketle bana inanın büyük mutluluk veriyor. Kendisini ben tanımıyordum ama hayat hikayesini önüme geldi, okudum ve kendisiyle tanıştığım zaman da gözlerindeki o pozitif enerjiyi, insana size ne verebilirim diyen bakışlarını, o saygıyı, o çalışkanlığı gördüm. Değerli arkadaşlarım, topluma baktığımız zaman bu özellikte, bu güzellikte kaç tane insan görebiliriz? Ve bizim hedefimiz toplum liderleri olarak eğer kabul ederseniz, bu insanların sayısını arttırmak olmalı. Ahilik felsefe olarak eğer biz her gün bir aşama daha ileri gidebiliyorsak, eğer sokaktaki insanımızın sayısını bir nebze Mehmet Şentürk olarak katlayabiliyorsak her gün, işte bizim için en büyük mutluluk budur sanıyorum. Selam olsun sana Mehmet Şentürk. Senin sayende tüm esnaflara, tüm
ahi derneklerine, tüm senin yoluna giden insanlara. Ne güzel. Ne güzel insansın sen. Mudurnu'da ben bir müddet kaymakam vekaleti de yapmıştım. Esnafın devlete olan bakışını, herhangi bir mağazaya girdiğiniz zaman size vatandaş olarak davranışını gördüm ve ahinin buradan çıkmasına ne kadar sevindim bilemezsiniz. Kısa bir anımı anlatmak isterim. Göynük'te vekalette bulunduğum sürede orada bir Şevket amca vardı. Ben bilmem bilir misiniz? Bu da teneke işleriyle uğraşıyor ama işin özelliği orada defterler açmış. Kaç tane defter açmış. Ve oraya gelen insanları anılarını anlattırıyor. Kendilerini birebir ilişki kuruyor. Gelene kahve ikram ediyor, çay ikram ediyor ve onlarla sohbet ediyor. Ve defterlere baktığınız zaman o defterlerde birçoğumuzun hayalinden bile geçmeyecek olan insanların orada hoş anıları ve imzalarını görüyorsunuz. Ben sözü fazla uzatmadan şöyle bağlamak istiyorum. Bir gün Ahi babamız dükkanında çalışırken bir Mudurnu vatandaş yoldan geçerken selamlıyor kendisini. Selamını alıyor Ahi babamız ve diyor ki, "Safa geldin ey misafir, buyur bir kahve içelim." Gülümseyerek yanıtlıyor selam veren hemşerimiz ve esnafla sohbet olmaz, bir merhaba der geçelim. Mehmet Şemkaya amcamızdan ben özür dilerim. Bana verilen ismi ben söylüyorum. Tekrar özür dilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mutlu olsun. Yılının en başarılı bayan esnafı seçilen Özlem Beyhan'ı plaketini almak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun. Alkışlarımızla. Seçilen Bakkallar Odası Başkanı Sayın Turhan Ören'i plaketini almak üzere buraya davet ediyorum. Değerli esnafımızın ödülünü Nihat Başkanımız takdim ediyorlar. Sayın Nihat Alpat Öztürk. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Kaymakçıoğlu'nu davet ediyorum. Genç esnafımızın ödülünü vermek üzere İlçemiz Belediye Başkanı Sayın Mehmet Karakaşoğlu'nu, pardon Mehmet, çok affedersiniz. Mudurnu'da Mehmetler o kadar çok ki. Mehmet İnegöl'ü davet ediyorum. Başkanım, bu benim bugün ikinci hatam, lütfen af buyurunuz. Sayın konuklar, sizler gibi çok değerli ve çok seçkin insanların karşısında program sunmak gerçekten çok zor. Ben de bunun bu zorluğunu hata yaparak teyit ettim. Önce sizden ve sonra konuklarımızdan özür diliyorum. O da bizim eski başkanımızdı, zararı yok. 2009 yılının en başarılı ve olgun esnafı seçilen Sayın Emin İnce büyüğümüzü huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli büyüğümüzün ödülünü vermek üzere Avant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Sayın Atilla Kılıç'ı davet ediyorum.
büyüğümüze ve diğer esnaflarımıza, plaket alan esnaflarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz. Şimdi en son plaketimizi vermek üzere. Türkiye'de yılın ahisi seçilen çok değerli büyüğümüz Sayın Mehmet Şenkaya'yı davet ediyorum. Buyurun. Değerli büyüğümüz bu yaştaki görünen bu sağlıklı ve gençliğini sanıyorum çok çalışmalarına borçlular. Ve ben tüm konuklar ve Mudurnlular adına sizin o bereketli ellerinizden öpmek istiyorum. Değerli büyüğümüzün ödülünü vermek üzere ilçemiz kaymakamı Sayın Alp Arslan'ı ve Sayın Valimizi davet ediyorum. Buyurun Sayın Vali. Gurbete çağırır bizi. Bir türkü acıyla yoğurur bizi. Anamız yeniden doğurur bizi. Türküsüz kurumuş dere gibiyiz. Merhemi yok, yara bere gibiyiz. Anadolu'nun duygusal hayatını öğrenmek, Anadolu insanının yürek çırpıntılarını öğrenmek ve anlamak mı istiyorsunuz? O halde türküleri dinleyiniz. Çünkü türkülerin mayasını Anadolu halkı yoğurur, ezgisini Anadolu halkı yapar. Türkülerimiz halkımızın başına denir kalır. Kimi Genç Osman gibi açar Bağdat'ın kapısını, kimi Köroğlu gibi atılır er meydanına. Kısacası Anadolu insanının aşk acılarını, evlat acılarını, özlemlerini, coşkularını türkülerde bulabilirsiniz. Biz kendimize
Benim Subhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab İftah lana khayral bab Allahümme Rabbena iftah bil khayr Vaktum bil khayr Vecal akıbete umurana bi alem Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Hak münevver, mudahhar, mücella, aziz, latif, ruh şerifleri için Ahl ve ashabi için Cihari yar güzin Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Hazretinin ervahı için Pir piran Pirimiz Yakı Evran Muhammed Yar Ekber Yemeni Pir Feladat Selman Upak Cömert Kasap İdris Nebi Davut Nebi Şehşazeri Zeynel Abidin Ve men attar veli cümle gelmiş pirler ve üstadlar ervahi için. Bakide kalan üstadların selametliği için. Vakti salah yavru cuma mübarek olması için. İşler güçler asan olması için. Garipler ve mazlumlar ervahi için. Cumhur-i Müslümin'in sıhhat ve selametliği için. Hastalara şifa, dertlilere deva. Borçlulara eda, esir ve mahfuz olanlara hayırlı halas. Vadesi tamam olanlara iman, Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, beldemizi, yurdumuzu, ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, her türlü kazalardan, belalardan, yangın, zelzele, sel felaketi, trafik kazası ve terör belasından sen muhafaza eyle ya Rabbi. Kendine layık kul eyle, Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemi'al ahval vel afat. Ve tekzilena biha cemi'al hacat. Ve tudahiruna biha min cemi'al seyyiat. Ve terfe'una biha e'lat derecat. فتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين جمعة مبارك olması için
dağıtılan dağın sahiplerinin ahirete irtikal eden bir cümle mevtalarının ruhları için, Habibullah ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Hayırlı cumalar. Muhterem cemaati Müslümin, bugünkü ikramın dağıtılmasından dağıtılmasına sebep olan esnaf odamıza teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Evet. Hep beraber Mehmet Bey'in dükkanına geçelim, çayını içelim. Burada da bir şey görüyoruz. Ama geçti. Geçen hafta Sayın Başkan. Geçen hafta yine buradaydık. Çaydan sonra mı plaketi çakalım efendim? Nasıl diyorsun? Çay geliyor. Plaketi çakalım, çay çayımızı geliyor, çekelim. Plaket geliyor. Bizim pidelerimiz de geliyor. Hocam hocam. Tekrar kaldıracağız. Amma yordun hocam diyor ya. Evet hocam diyor. Kadir efendim. Ne diyor ama bak Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belki şey yapma bilmeyenler vardır. Ahilik Haftası ödül yönergesi gereğince Bolu Valiliği ve Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nce ilin ahisi seçilen demirci esnafından Mehmet Şenkaya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 2009 yılı Türkiye'de yılın ahisi seçilmiştir. 20 Eylül 2009 Mudurnu Belediye Başkanlığı. Gel şey, Kaymakam Bey. Ben yardımcı olurum. Çok iyi. Gel Kaymakam Bey, tut ucunda. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Senin duygu ve düşüncelerinle Türkiye'de sen şimdi bir numarasın. Bu hafta boyunca ve bundan sonrasında da tabii. Duygu ve düşüncelerinle. Benim düşüncelerim beni bu şeye seçenlere teşekkür etmek amaçlı hiçbir şeyim yok. Bu şeye layık gördükleri için bütün bu halka teşekkür ederim. Yemeği geçenlere. Böyle meslekte güzel bir anın var mı? Unutamadığın bir anı var ki var mı? Sen 83 yaşında bir büyüğümüz, bir abimiz, bir babamız olarak bize mesela şunlar şunlar diyeceğin, bu işin felsefesini bütün arkadaşlarım gayet güzel dile getirdiler ama senin böyle söyleyeceğin bir şeyler var mı? Öz olarak şunu yapın diyeceğim. Mesela dükkanını erken açmak gibi, geç kapatmak mı nasıldır? Çalışmada esas ne olmalıdır? Bizlere ne öğüt verirsin? Erken açmalı tavsiye ediyorum. Fakat şimdiki nesilde o çalışma gücüyle yanaşmıyorlar zaten. Bir sabahleyin sabah namazından çıktık, dükkanları açardık, çalışmaya başlardık. Şimdi saat 9'a geliyor, çarşı açılmıyor. Yani çalışmalı, herkese tavsiye ederim. Peki bu güç ve enerjiyi sen neye borçlusun?
çalışmak da borçluluk başka bir şey değil. Çalıştıkça Allah bir gayret veriyor. Şey Mudurnu'nun havası güzel değil mi? Güzel bir yaşantın var. Peki yeme içme konusunda biz gençlere, biz bilmiyoruz ki pide getiriyor, pide yiyoruz, ayran getiriyor, ayran getiriyor. Doğru mu yapıyoruz acaba? Kola içiyoruz. Öğünlü yemek. Öğünlü yemek. Daha şeydir. Ben ne gelirse yerim ama her öğün şey yemem. Yani arasında öğünde yemeyi tavsiye ederim. Az yerim. Az yersin, aç kalkarsın. Değil mi? Evet. Evet. Sayın Valim, 40-50 senelik komşusu burada mı Emin amca? Evet. Nerede Emin amca? Emin amca burada. Karşı dükkanda onun. Ya ama o da çok çok hoş, çok güler yüzlü bir insan. Senin ömrün onun için uzamış. İkiniz karşılıklı birbirinize pozitif enerji yüklemişsiniz. Aa, ondan. Komşu güzel. Sayın Valim, bir sorun bu gelirdi nal, nal, atlarını nal, nal, nal. Yani Mehmet ustamız sadece şey olarak değil, nalı da baştan üreten bir ustamız. Sıfırdan, demirden, dökümünü yapan. Dökümünü, mıhını, çivisini, her şeyiyle. Örnekler var değil mi burada? Evet, var. Var. Şöyle yapalım hocam. Kendimiz yapalım. Evet. Şunlar fabrika işi, şimdiki. Ha, bu fabrika. Evet. Esas bu. Döküm olarak. Şimdi bunlar yapılıyor. Hayır, şu mu? Evet, fabrikalar bunları çıkarıyor. Şu mu? Bunları biz yapıyoruz. Peki buralarını şey yapıyor musun, alıyor musun? Hayır. Böylece mi çakıyorsunuz? Böyle çakıyorum. Hangisinden verelim? Hayır, bu fabrikanın yaptığı. Şöyle çakılır. Hmm. E fabrikanınki olunca nasıl fabrikada, olur? Fabrikada olur. Evvelden bu yoktu. Böyle yapıp da çakılırdı. Şimdi bu çıktı, biz bunu artık yapamazdık. Yapan kalmadı. Bu tercih edilmiyor yani. Ha? Evet, şimdi bu tercih edilmiyor. Şu fabrika işi. Bunu biz 4 kişiyle yapıyoruz. Ocakta. Kaç tane çıkarıyorsunuz mesela bir günde? Günde 1500-2000. 1502. Peki Mehmet amca, bunun maliyeti ne kadar? Bu kaça geliyor size? Bu kaça geliyor? Bunu kaça mal edebiliyorsunuz? Piyasaya göre değişiyor. Evvelden bunun tanesini bir kuruş, 60 para, 30 para böyle numarasına göre değişirdi. Bu at bulu. En fazla 2 kuruşa satardık bizim parakende. 1,5 kuruşa toptan satardık. Bunların küçükleri var öküz için. 10 para, 20 para tanesi. Tamam, ben böyle. O zaman güvenmeye 20 kuruş. Kişinin güvenmesi 30 kuruş, ustanın güvenmesi 50 kuruş. Yaptığımız işten de anca 1500 kuruş. O parayı kuruyorum. Şimdi herkesinden çok iyi. Evvelden... Kaç tane senin gibi şey var? Ya temiz ustası var. Demirci 3-5 kişi var ama bu işleri yapan kalmadı şeklinde. Peki senden günde kaç tane talep ediyorsun? Ben bundan hiç satmıyorum. Evvelden 6'da 40-50 deyip satarım. Teknolojiye gelirdi. Şimdi hayvan kalmadı. Ama hayvan da kalmadı. Şimdi evvelden zanaatımız bunalcıydı. Şimdi zoba yapıyor. Ne gelirse onu yapıyor yani. İş geldiği zaman. Sıkkına bakmıyor. Bu ayda alemde Abad'da bir at var. Onlar gelirler. Ne var? Yürüyüş gelsin. Sayın Valim, yarın Kırşehir'de 81 vilayetin esnaf sanatçı olarak birliği stand açtı.
çikolatanı aldık. Onları falan yarın takdim edeceğiz orada gelen misafirlerimize. Siz de Mehmet amcayı bir yerde hazırlamış oldunuz. Yarın başbakanımız belki aynı soruyu soracak. Yani bu biz en kıymetli hediyeyi gönderiyoruz oraya. Başka bir şey göndermeye gerek yok. Evet. Mehmet amca gidiyor. Hayır, yani Türkiye'yi temsil eder. Hazırlamış oldum bir yerde. Tabii. Mehmet amca bu enerjiyi niye boşsunuz? Ona bir şey sorabiliriz size de. Bayağı heyecanlanmadan cevap alacağız sonra size. İnşallah güzel bir şey olacak Mehmet amca. Geldim gittim mesela. Keşke Mehmet amcayı daha önce tanısaydım. Yani ne güzel, bu güzel insan. Mesela onun dükkanına gelip sabahları onun dükkanında bir bardak çay içerek mesaiye gitmenin insana vereceği büyük mutluluk olabilir. Ben şeyde Göynük'te uğrardım. Mesela o Şevket amca dedi bak